Merhaba, hoş geldiniz. Biliyorsunuz televizyonlarda, hekimlerin de katıldığı programlarda sıklıkla bitki ve bitki üzleriyle ilgili faydalı bilgiler aktarılıyor. Ben de bunları biraz şüpheci olarak takip ediyorum. O yüzden geçenlerde elma sirkesiyle ilgili bir programa rastladım ve onun üzerine elma sirkesi üzerinde küçük bir araştırma yaptım. Onu şimdi sizlere sunacağım. Umarım hoşunuza gider, sizin için yararlı olur. Tabii elma sirkesinin faydası nereden geliyor? Şimdi onu görelim. Bakın, 2017 yılında yayınlanmış bir makale var. Bu makalede özellikle yüksek yağlı beslenen farelerde obezite riskini elma sirkesinin azalttığı görülmüş. Gene aynı şekilde 2014 yılında yapılan bir çalışmada, ki Türkiye'den bir çalışma bu. Bu da son derece memnuniyet verici. Kolesterolden zengin beslenen farelerde kandaki yağ oranını, kan hücrelerini, böbrek ve karaciğerdeki stres faktörlerini azalttığı bulunmuş. Neyin? Elma sirkesinin. Elma sirkesi alkol ve şeker ile beslenen bakterilerin meyve suları, bal ve benzeri sıvılarda oluşturduğu bir ürün. Elma sirkesi bir asetik asit solüsyonu, yani bir asit solüsyonu kendisi. Elma sirkesinin genel olarak bilinen etkileri kilo kaybını kolaylaştırdı ama kilo kaybetmeyi sağlamaz. Bunu mutlaka akılda tutmak gerekiyor. Zayıflamanızı ve diyetinize yardımcı olabilir. Bir bardak ılık suya 1-2 çorba kaşığı veya daha az miktarda elma sirkesini sabahları içmenizi önermekteler. Elma sirkesiyle ilgili gene aktarılan bilgilerden bir tanesi kan şekerini kontrolünü kolaylaştırdığıdır. Yemeklerden önce 1-2 çay kaşığı gene aynı şekilde sirke ve 1 bardak ılık suyla kan şekeri kontrolünü kolaylaştırdığı iddia edilmekte. Yalnız özellikle şunu söylemek isterim ki farelerle ilgili çok miktarda yayın olmasına karşın insanların üzerinde kabul edilebilir nitelikte bir çalışma henüz yapılmamış durumda. Gene insülin düzeylerini düşürüyor. Aslında insülin düzeyleriyle şekerin dengelenmesini düzelttiği söyleniyor. Çünkü insülin düzeylerini düşürdüğünü söylemek biraz yanlış olabilir. Çünkü insülin düzeyi düştüğü zaman şeker miktarı kanda artar. Dolayısıyla insülin regülasyonu, yani insülinle şeker arasındaki bağlantıyı ancak pozitif etkilediği söylenebilir. Gene bu da elde tutulur bir yayınla, bilimsel bir çalışmayla desteklenen bilgi değil. Tabii elma sirkesi asit, biliyorsunuz söylediğimiz üzere. Dolayısıyla diş etlerinde ve dişlerde erozyona sebep olabilir. Midede asit oranını artırır ve bu da reflüye sebep olabilir. Onun için mutlaka sulandırılması gerekiyor eğer içmek isterseniz. İnsülinle ilgili çalışmalardan bir tanesi 2015 yılında. Fakat bu daha ziyade bir kasın insülin kullanımı ve şeker alımı ile ilgili yapılmış bir çalışma. Özellikle tip 2 şeker hastalıklarında olan kişilerde ön koldaki kastaki insülin ve şeker bağlantısına bakmışlar. Dolayısıyla insülinin glikoz alımını arttırarak kan şekeri kontrolünü kolaylaştırdı. Yani işte insülinle glikoz arasındaki oluşturulan ilişki bu. İnsülinin glikozu alıp kullanmasını kas düzeyinde, doku düzeyinde kolaylaştırıyor. Yani bu da neye sebep oluyor? Kan şekerinizin düşmesine sebep olabiliyor. Bu eldeki nadir verilerden bir tanesi. O yüzden şeker üzerinden gidecek olursak, gene 2017 yılında yapılan bir çalışmada tip 2 insülin kullanan kişilerde özellikle yemek sonrası kan şekeri yüksekliğini, insülini kontrol altına alındığı iddia edilmekte. Bu yayın aynı zamanda bu konuyla ilgili çok sayıda yayının derlemesiyle ortaya çıkmış bir sonucu bize sunuyor. Demek ki o zaman en azından elma sirkesinin tip 2 insülin hastalarında, şeker hastalarında yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Eski bir çalışmada da zaten 2005 yılında bu tanımlanmış durumda. Glikoz ve insülin arasındaki etkileşimi düzenlediği ve kolaylaştırdığı söylenmiş. Yani 2005 yılında yapılan çalışmanın sonucu 2017 yılında da teyit edilmiş olmakta. Efendim, umarım sizin için yararlı olmuştur. Sağlıcakla kalın. Hoşunuza gittiyse kanalıma abone olabilirsiniz.